unutmuşsun. Şimdi Türkiye'de tekstil tamam. maddeleri ekim alanı dersimizde. Demek ki bu dönem size önce bir tekstil ham maddesi hakkında genel bilgiler vereceğiz. Ondan sonra doğada evlediler. Doğada tabir ettiğimiz ham maddeleri hakkında bu dönemki dersimizi tamamlamış olacağız. Öncelikle arkadaşlar bir genel bilgilere bakacak olursak diyor ki İnsanoğlunun temel gereksinimleri 3 tane önemli temel gereksinim var. Pamuk dedi. Beslenme, arınma ve iyi. İnsanın varoluşu, insanın bitişine kadar geçen sürede bu 3 temel ihtiyaç var olacak. İnsan olduğu sürece pamuk, arınma, iyiliğine ve beslenme bunlar var olacak. Tabii bizim konumuzu ne oluşturuyor? Giyinme konusu oluşturuyor. Şimdi uzunluklarına göre pamuk giyinme insanın iklim koşullarına atıyor. Pamuk korumanın yanında insanın kişiliği ve yaşam standı. Pamuk bitlerimiz siz iklimsel anlamda uzunluklarına göre sınıflandırıcı oluşuyoruz. Örtüyorsunuz, giyiniyorsunuz. Hem de o giyin kuşağınızla toplumdaki sosyal statü ne yapıyorsunuz? Pamuk iplerini giyme ve barınma amacıyla çeşitli materyallerden faydalanılır. Bu materyaller zehir haline tekstil ham maddesi sayılır. Yani yapılır. Demek ki tekstil ham maddesi diye tabir ettiğimiz bu materyali biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Elyaf adını veriyoruz. Birinci sınıflandırmada yer alan liflere ne diyormuş arkadaşlar? Kısa. Kısa lif. Kısa lifler diyelim. Elyaf açılımı şu an arkadaşlar. Kısa lifler açılımı. Boylar neymiş arkadaşlar? Kısa liflerin boyları 19 ila 24.6 milim arasında olan lifler ise kullanılan bir ifade edilir. Elyaflar lif uzunluğu arkadaşlar 19 ila 24.6 milimetre arasında ise liflere kısa adresine dönüyormuş. Çoğul olarak kullanacaksa diyor ki dünya pamuk üretiminin yaklaşık %5-10'u tekstil, Latince tekstiliz kelimesinden gelmekte olup tekstil ham maddesinin en son ürüne kadar çeşitli işlere kabuklarının kabuklarının aşamalarından dolayı devam ediyor. Rezilyans, kaynama yağlı için yatak yoga yapıyor. Çeşitli işlere kabuklarından geçirdik ve mesela şöyle söyleyeyim haline getirdik. Tüm bu aşamalarımızı daha kullanıyormuş arkadaşlar. Ama tekstil kalitesi değişken gözükmüş. Normalde işte diyelim ki bir gömlek bir lifin elyaf olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Yani orada daha fazla ürünlerini görebiliriz. Tekstil de kullanılabilir olması ama yatak yorganı gerçekten çok yanlış noktadan gittik ama o şekilde ifade edelim. Tekstil ham maddesi olan elyaf, lif kelimesinin çoğulu yani kanalın aşağıdaki gibidir olan elyafı tanımlıyoruz. Ne yapacaksınız? Seçmek durumunda. Ve sizin de bileceğiniz olan orta uzunluktaki lifler. Orta uzunlukta diyelim. Elyafı doğruları lazım. Bunlar da boylar arkadaşlar 24.6 tekstil endüstrisi ila 28.5 milimetre arası olan lifleri ifade edilmiş kopma oldu. Kopma direnç var. Dünya üretimleri birbirine yapışma yeteneği olan üretimin %85 yapışma yeteneği olan ağırlığı uzunluğu lifine göre orta uzunlukta var lifler olarak uzun vadeli olsun. Tekstilde aranan ve dünyada en fazla üretilen pamuk cinsidir. Ben yapamadım, veriyorum. Bu tanımı yazacak olursak. Diyoruz ki, üretiyor, niye üretmez? Yani %85'lik bir içerisinde belli bir kirli vardır. Kopma dayanım olan. Üçüncüsü arkadaşlar, uzun lifli pamuklar. Birbiri üzerine uzun lifler diyelim. Uzun lifler. 28.5 lif uzunlukları 28.5 ila 34.9 milimetre arasındaysa boyları bunlar da uzun lifli pamuk lifleri adını veriyoruz. Dünya üretimi yaklaşık %5 oranı
bu grup oluşturulmuş. Ve dördüncü aşamada arkadaşlar, uzun olan dördüncü aşamada çok uzun lifler. Renkli veya uzun lifler. Renksiz. Bunlar da lif uzunlukları 9 milimden fazla ise bu metinler kalbin yeri alır. Özellikle arkadaşlar bakın bunlar biz eryafta ne arayacağız? Yani belli bir kokan ayarında yetişiyor. İnce dik şipli, ince kumbunu ve fantezi kumaş yapımında. Eryafta ne arayacağız? Belli bir ülkenin özelliği arayacağız. Ülkemizde yetiştirilen dünyada en fazla aranan lif uzunluğu arkadaşlar. Suları boyunca milim arasındaki bir fok etlerini ifade ediyormuş. Ham madde bezlere yeterli bir toplam kabiliyeti yoksa evet şöyle de bir sınıf ölçüye bakacak olursak sonra dolayısıyla kısa ifre tamamında elyafta tuttaki panı kendisini oluşturabilmek için tam bir yer ağır, çok uzun. Yani yaşı gösterme, tam yüklerini, bir bazı bir tane böyle sınıflandırmasını, basit arayışlık altında inceliyormuşuz. Ve bu tarım bizim için önemli. Buraya kadar soru soran var mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Pamuğun yetiştirilmesi de özellikleri kısmını Tekstilin yaklaşık 19 yarısına vermiş olan o slide'ı dayanabilen yarısına yaklaşmış oldu. Gelecek dönem belki sorunuz yoksa diğer derslerden bahsederken hep bu dersi atıfta bulunacağız. Hep bu dersin konularından bahsedeceğiz. Dolayısıyla tekstil maddeleri 1 ve tekstil maddeleri 2 dersini anlamışsanız diğer derslerden çorap sökümü gelecek. Dolayısıyla bu ders önemli arkadaşlar. Şimdi bakalım ham maddeden bitmiş ürüne kadar olan çeşitli işlem kademeleri gözükmektedir diyor. Tam görüyor muyuz? Hayır. Görmüyorsa şeyden görebilirsiniz. Öyle geçelim. Evet. Sanal sınıftan bakabilirsiniz. Evet. Dinliyoruz. Bakın ham madde ne arkadaşlar? Ben izah edeyim. Ham madde el üstte pamuk. Yün, keten, kimyasal lif demiş. Pamuk, yün, keteni ne yapıyoruz? Doğadan elde ediyoruz. Ham madde doğadan geliyor. Kimyasal liflerde, geçen ders bahsetmiştik, insan eliyle üretiyoruz. Ham maddeyi aldık. Bu ham maddeyi ne yapacağız? İşleyerek ürün haline getireceğiz. Yani iplik yarı mağdur demek. Biz ürün haline getireceğiz. Kullanacağımız ürün haline getireceğiz. Dolayısıyla ham maddeni aldık ve daha sonra ne yapmamız gerekiyor şu ham maddeyi? İplik haline getirmemiz gerekiyor. İplik haline getireceğiz. Bakın iplik diyor ki eğilme, büküm ve tekstür ediyor. Sonuçta siz ham maddeyi alacaksınız. Geçen ders bahsettik. Bir açma yapacaksınız, bir karıştırma yapacaksınız, bir temizleme yapacaksınız, bir güneşleme yapacaksınız, bir güneşleme yapacaksınız. Tüketeceksiniz, inceleyeceksiniz ve iplik haline getireceksiniz. İplik haline getirmiş olduğunuz bu ham maddeyi ne yapacaksınız? Bir yüzey haline getireceksiniz. Yüzey. Bu bir dokuma yüzeyi olabilir. Dokuma olabilir yüzey olarak. Bir örme yüzeyi olabilir, bir taftik olabilir, bir de nambağın dediğimiz dokusuz yüzey olabilir. Mesela taftik derken arkadaşlar aklımıza şey gelsin, halı gelsin, halı yüzeyi gelsin. Halının normalde zeminde bir doku yüzeyi vardır, üzerinde de hal tabakası vardır. Halılar da katta kumaşlar vardır. Doku yüzeyi vardır, onun üzerinde hal tabakası vardır. Biz alttaki doku yüzeyi ne yapmıyoruz? Görmüyoruz ya da döşemek bir maşallah. Üst tarafı görmüyoruz, alt tarafı görmüyoruz. Demek ki farklı dokuma yüzeyleri ne yapıyormuşuz? Elde etmiş olduğumuz bu ürünle gerçekleştireceğiz. İşlemler bitiyor mu? Bitmiyor. Ne yapacağız?
doku yüzeyi haline getirmiş olduğunuz bu yarım amülü bir takım fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirip terbiye edeceğiz. Ne diyor? Boyama, baskı, apre şeklinde ifade ediyor. Demek ki ham maddeyi yarım amülü, ham maddeyi değil, yarım amülü bir terbiye, bir takım terbiye işlemlerinden geçirip artık kullanıma hazır hale getireceğiz. Terbiye işleminden geçmiş olan bu yarı bağımını ne yapacağız arkadaşlar? Konfeksiyona getireceğiz. Konfeksiyonda dikme, satış, pazarlama ve paketleme vesaire. Ne yapacağız? Artık konfeksiyon aşamasında ürün nerede, hangi amaç için kullanacaksa o amaç konusunda keseceksiniz, biçeceksiniz, dikeceksiniz ve pazarlayacaksınız. Tüm bu aşamalar ham maddeden ürün halinde getirdiğimiz tüm bu aşamaları biz ne diyoruz arkadaşlar? Tekstil adını veriyoruz. Ve tüm bunları da bir ders olarak göreceksiniz zaten. Bakın iplik dersini görüyorsunuz. Dokuma dersini görüyorsunuz. Örme dersini göreceksiniz. Örmede farklı bir yüzey oluşturmak istedik. Örme dersini göreceksiniz. Mesela terbiye demiş. Terbiye dersini gelecek dönem genel terbiye teknolojisi olarak göreceksiniz. İkinci sınıfta ön terbiye olarak, boya teknolojisi olarak, bitim işlemi olarak, baskı olarak göreceksiniz. Ve konfeksiyon dersini yine ikinci dönem genel konfeksiyon teknolojisi olarak göreceksiniz. Tüm bu hususları size 2 yıl boyunca anlatacağız. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Şimdi arkadaşlar bizim için bakın doğal liflerin uzunluk, incelik, mukavemetlik, teknolojik özellikleri değişkenlik diyor. Demek ki biz doğal liflerde neyi arayacağız? Doğal liflerde hatta şöyle söyleyelim. Doğal liflerde lif kalitesini etkileyen parametreler. Doğal liflerde lif kalitesini etkileyen parametreler. Neymiş bu lif kalitesini etkileyen parametreler? Uzunluk. İncelik. Mukavemet. Bu 3 özellik doğal liflerin kalitesini belirleyen unsurmuş arkadaşlar. Diğer özellikler belirliyor mu? Elbette belirliyorlar, belirliyor ama bu 3 özelliğe bağlı diğer özelliklerin varlığıdır. Uzunluk, incelik ve mukavemet. Diyor ki örneğin pamuk lifi için bahsedilen özellikler pamuğun yetiştiği bölgeye ve yetişme şartlarına. Yün için ise bu özellik bir yandan koyun cinsine, diğer yandan ise koyunun bakım özelliğine. Bu özellikler doğal liflerin kalite, miktar ve fiyatını belirleyen en önemli parametrelerdir. Demek ki bir lifin kaliteli olması, aranan lif olması, o lifin uzunluk, incelik, mukavemet özelliklerinin hangi seviyede olduğuyla ilgili bir kavrammış. Eğer bu kavramlar aranan lif özelliğinin içerisinde yer alıyorsa o lif bizim için neymiş arkadaşlar? Kalite, niteliği olarak ifade ediyormuş. Doğal liflerde kaliteyi etkileyen hususlar iklim koşulları, pamuk için iklim koşullarındaki farklılıklar. Bitkinin hastalık geçirip geçirmemesi lif kalitesini etkiliyor. Hayvan için koyunun cinsi, koyunun bakım özellikleri, yine koyunun hastalık geçirip geçirmemesi gibi hususlar lif kalitesini etkiliyor. Dolayısıyla doğada elde etmiş olduğumuz liflerin özellikleri de bu anlamda farklı farklı. Yani bir pamuk el yağını tarladan topladığınız bir pamuk el yağı bir tutamda bir dahi olsa hep aynı özelliği göstermeyecektir. Farklı farklı özellikler gösterecektir. Önemli olan da bir de bizim için önemli olan müşteri işte o ortak özellikleri yakalayabilmek.
uzunluk, incelik, mukavemet anlamında o ortak özelliği yakalayabilmemiz. Şeye baktığımızda doğal liflere kıyasla kimyasal lifler de böyle bir parametre yok arkadaşlar. Kimyasal liflerde lifin uzunluk incelik mukavemetine bakmıyoruz biz kendimiz. Çünkü kimyasal lifleri biz kendimiz ürettiğimiz için o lifi nerede kullanacağız ve özelliğin ne olmasını istiyoruz ona göre üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Tamamen lifin sahip olması gereken özellikleri biz kendimiz ayarlıyoruz. Kimyasal lifler kimyasal sentez yoluyla emredildiklerinden özellikleri değiştirebilir. İncelik ve mukavemetlerin ilave olarak lif uzunlukları isteğe bağlı olarak ayarlanabilir. Kimyasal lifler sonsuz filament ya da uzun lif, demin bir uzunlukta kesmeye de toparlan olarak üretilebilir ve işlenebilir. Kimyasal lifi az önce bahsettik, bir liflerde filament şeklinde de üretebiliriz. Ya da karışık halde kullanacaksanız, yani doğal liflerle santim uzunluğundaki liflerle karışık halde kullanacaksanız, belli boyda keserek yine iştahat olarak ne yapabiliyormuşuz? Kullanabiliyormuşuz.